Merhabalar. Nurun mudding'imi hazırlamakla başlayacağım. Bu nicel 3,5 su bardağı sütümü ben tencereme aldım. Hazır puding kullanıyorum. Çikolatalı, bitter ya da tercihe bağlı olarak meyveli de kullanabilirsiniz. Bu güzel çırpacağım. Güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi ocağımın orta gözünü alıp karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Pudingim hazır. Ben sürekli bu şekilde karıştırarak pişirdim. Sizler de mutlaka öyle yapın. Yoksa topaklanmalar olabilir. Şimdi ocağımın altını kapatıp bisküvilerimi sütle ıslatma işlemine geçebiliriz. Bisküvilerimi sütle ıslatıp borcama bu şekilde diziyorum. Bu işlemi hızlı yapmaya dikkat edin. Çünkü pudingim donabilir. O şekilde yaymak da gerçekten zor olur. Pratik bir şekilde hemen gördüğünüz gibi hazırlıyoruz. Özellikle evinde çocuğu olanlar ya da canınız çikolata ya da tatlı ya da pasta çektiği her an kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İlk sıramı dizdim. Şimdi üzerine hemen hazırladığım pudingimden bir miktar dökeceğim. Bu şekilde bisküvilerimin üzerine yayacağım hemen. Evet, ben ilk katımı hazırladım. Şimdi ikinci katıma geçtim. Toplamda 3 katı olacak. Şüphesiz ki dünyanın en kolay pastası. Ben çocukluğumdan beri yaparım. Çok da severim. Çocuklarım da gerçekten çok sever. Üstelik 3 malzemeyle bir tepsi dolusu pastanız oluyor. Her bütçeye uygun, ekonomik. Evet, ikinci sıraya da döküyorum. Aynı işlemi bisküvilerim bitene kadar tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı hem çok kolay hem de çok pratik. Ben çikolatalı tercih ettim. Siz tercihe bağlı olarak meyveli, muzlu, çilekli olarak da tercih edebilirsiniz. Farklı bir lezzet katabilirsiniz. Evet, ben pastamın tüm aşamalarını bitirdim. Toplamda 3 kat hazırladım. Son pudingimi de üzerine serdim. Şimdi pastamı 15-20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Ardından istenilen şekilde süsleyip dilimleyelim. Şimdi dolaba kaldırıp dinlenmeye bırakalım pastamızı. Evet, ben pastamı dolaptan çıkardım. Yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi süsleme zamanı. Hindistan cevizi ve buzluktan çıkardığım vişnelerle ben süsleyeceğim. Siz dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı ve aşamaları gerçekten çok kolay. Pratik bir şekilde hazırladık. Evet, buzluktan çıkardım. Vişnelerimi de ekleyip servise hazır edeceğim. Üzerine Antep fıstığı tozu da güzel yakışır. O şekilde de servis edebilirsiniz. Evet, pastamın sunumu da hazır. Evet, benim pastam hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir şekilde hazırladık. Üstelik çok az malzemeyle, sadece 3 malzemeyle gördüğünüz gibi büyük bir pasta elde ettik. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim.
Hem çok lezzetli hem de pratik olan pastamız deneyenler tarafından tam not alacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.